Sırlar Alemi kanalından hepinize merhaba. Artık videolarda beni daha sık görmeye başlayacaksınız. Çünkü yakın bir tarihte canlı yayınlara başlayacağız, konuklar almaya başlayacağız. Yani kanalımızı biraz daha aktif halde kullanmaya başlayacağız. İşte bu arkamda görmüş olduğunuz dekorda sizlere 3 hafta boyunca video yayınlayamama sebebim olarak da sunabilirim. Şimdiye kadar kanalımda pek çok video yayınladım. Pek çoğunuz bunlarla alakalı olarak buna komplo teorisi diyenler oldu. Ancak görüldü ki birkaç ay sonra videolarda anlatılanların hepsini yaşamaya başladık. En son serimiz olan İnsan 2.0'da da insanlığı bekleyen ve insanlığın nasıl bir hale geleceğini anlatmaya çalıştım sizlerle. Şimdi ise yeni bir diziye başlıyoruz. Bu dizide de geleceğin nasıl şekillenmek istenildiği ile alakalı fikirler vereceğim size. Videolar hazırlayacağım. Bunun yanı sıra eğer sizlerin de kafasında soru işaretleri varsa onları da aşağıda yorumlar kısmına yazarsanız hem ben araştırma konusu edinmiş olurum hem de sizlerin kafasındaki soru işaretleri giderilmiş olur. Bu arada abone olmadan izleyen arkadaşlarımızın sayısı oldukça fazla. Sizlerden rica ediyorum ki YouTube algoritması içerisinde abonelik gerçekten çok önemli. Hem kanala destek olmanız açısından hem de bizim gibi düşünen insanlarla bir araya gelebilmemiz açısından hem abone olmanızı rica ediyorum hem de videoyu beğenip paylaşırsanız gerçekten hem kanala hem bana büyük bir destek olacaksınız. Covid-19 hastalığını sizce yenebildik mi? Ya da atlatabildik mi? Aşılar gerçekte işe yarıyor mu? Yoksa aşılar aslında önümüzdeki yıllarda aktive edilecek olan başka bir şeyleri mi bize hazırlıyor? Hala da bizler bunu tartışıyoruz. Bizler bunu tartışırken yeni dünya düzeni kavramı içerisinde adeta her gün yepyeni bir güncelleme ile karşı karşıya kalıyoruz. Artık ekranlarda görmekten sıkıldığımız Dünya Sağlık Örgütü haberleri bir yana, yaşam tarzımızı değiştirmeye yönelik gerek devletlerin gerek de toplumların yeni kuralları olmaya başladı. Bu kurallar bizleri daha sıkıyor, daha çok bunaltıyor ve daha çok geriyor. Ve insanların kafası günden güne karışıyor. İçimizde bazıları var, iki doz aşıyı vurulduktan sonra artık ben bir daha iğne olmayacağım, hasta olmayacağım şeklinde düşünerek sokaklara atıyor kendini. Bir kısmı da var, sanki aşı olmuşçasına sokaklarda gezmeye devam ediyor. Açıkçası insanlık gerçek hastalığın cehalet mi yoksa Covid-19 mu olduğu konusunda büyük bir soru işaretiyle karşı karşıya durumdalar. Daha önce dünya Covid-19 ile mücadeleye yeni öne geçmiş durumdaydı. Dünyada Covid-19 ile ilgili mücadeleye bakacak olursak artık verilen çabaların, verilen emeklerin filizlenmeye başladığını, aşıların etkili hale geldiğini hatta ve hatta BioNTech firmasının buna bir ilaç da üretebildiğini, bu ilaç sayesinde virüs vücuda girdikten sonra üreme hepsini durdurabildiğine dair haberlerde geçtiğimiz günlerde basına yansıdı. Şimdi daha önemli bir şeyden bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde özellikle YouTube kanallarında duymuşsunuzdur, televizyon ekranlarında da mutlaka izlemişsiniz. Covid-19 yani koronavirüs denilen bu hastalık laboratuvarda mı üretildi yoksa doğalda mı çıktı? Bunun cevabı 2015 senesinde. Bakın 2015 senesinde Dünya Bankası bono yayınlıyor. Ve Dünya Bankası bu bonoların adına Covid-19 bonosu diyor. İleride bir gün eğer bir salgın hastalık olursa bu salgın hastalığın adı Covid-19 olacak ve bundan elde edilecek olan gelir de bu hastalıkla mücadeleye aktarılacaktır diyor. Bu da yetmiyormuş gibi. Bu hastalıkla ilgili olacak olan çıkacak olan aşıların isimleri dahi belli. 4-5 tane firma Covid-19 hastalığıyla alakalı bazı isim haklarını satın almış durumdalar. Ki Bill Gates de zaten bunların başında olan isimlerden bir tanesiydi. Değil mi ki 2015 yılında TED konferansında size bir virüs gelecek, insanlığı kahredecek, mahvedecek şeklinde bir açıklama yaptıktan sonra insanlık nüfusunu azaltmak için de aşılara ihtiyacımız olacağından bahsedilmemiş miydi? İşte bu tür oyunlar devam ederken yepyeni bir virüs haberi çıktı. 2025 yılında Black Friday adı verilen Kara Cuma yani en çok en büyük indirimin olduğu yurt dışında özellikle kutlanan bu özel günde Spunk adı verilen bir virüsün ortaya çıkması bekleniyor. Bu virüsün östrojen hormonunu hedef alacağı yani kadınları hedef alacağı ve çocukları hedef alacağı biliniyor. Şimdi yılımız daha 2021 henüz daha bir salgından çıkmamışken Spunk adı verilen bu 2025 yılında ortaya çıkacak olan virüs de neyinlisi demeyin. Bakın bu virüsle alakalı isimlerin çoktan basına yansıdığı ve bazı makalelerde olduğu da bilinen bir gerçektir.
Günümüzde Bill Gates'in ağzından çıkan kelimeler aslında hiç yabana atılır kelimeler değil. Covid-19 hastalığı ile ilgili patentlerin tamamını 2017 yılında aldığını daha önce de söylemiştik. Şimdi de Bill Gates diyor ki bu hastalık geçtikten sonra biz bunu çok acemice atlattık. Ancak bundan sonra gelecek olan virüslerde daha profesyonel bir şekilde savaşabiliriz. İşte bahsettiği şey de tam olarak 2025 yılı aslında. Yeni dünya düzeninin planlayıcılarının insanlık ve evren üzerindeki bu savaşları ise zengini daha zengin yaparken fakiri intihara, ayaklanmalara ve kaosa sürüklemiştir. İnsanlığımızı ellerine geçirmek ve kendi kurdukları planın içerisine adeta ele geçirilen beyinleri yönetmek isteyenler, yönetmekle kalmayıp onları yönlendirecekler ve soru sormasını engellenen bir toplum oluşturmaya çalışacaklardır. Çünkü soru sormayan bir topluma hakim olmak çok daha kolaydır. Bunları düşündüğünüz zaman şu an size bir komplo teorisi ya da deli saçması gibi gelse de unutmayın ki yaklaşık 2 yıl önce yaptığım virüsler ile alakalı videomda Covid-19'dan bahsetmiştim. Ancak 2021 yılına gelindiğinde bu anlatılan olayların hiç de komplo teorisi olmadığı ortaya çıkmıştı ki bundan sonra anlatacağımız olaylar da komplo teorileri değildir. Sormayan, sorgulamayan bir toplumdan bahsediyoruz. İşte Avatar projesi de tam olarak böyle bir toplum için yapılan bir girişimdir aslında. İnsan beynindeki verileri yapay bir ortama aktarıldıktan sonra aynı gerçek insan gibi düşünebilen ve sizin beyniniz gibi sizin yapmış olduğunuz bazı verileri dayanarak algoritmalar oluşturan bir robottan bahsediyoruz. Aslında bu size çok ironik, çok ütopik gelebilir. Ancak Elon Musk'ın Neuralink projesini hepinize tekrardan hatırlatırım. Bu proje sayesinde Elon Musk bir domuzun beynini bilgisayara, bilgisayarın beynini de domuza aktarmamış mıydı? Dünya üzerinde eşitliğin sağlanması hedeflenen bir gerçek. Hatta yeni dünya düzeninin kurucusu ya da bir de başka deyişle üst akıl tamamen birbirleriyle eşit toplumlardan bahsediyor. Bir önceki videomda cinsiyetsizlik kavramından bahsetmiştim. Yani dış görünümü olarak ne kadında bir haz uyandıracaklar ne erkekte bir haz uyandıracaklar. Ancak üreme organları mevcut olduğundan dolayı istenildiği zaman üreme işinde gerçekleştirebileceklerdi. Bakın. Geçtiğimiz günlerde Amazon'un sahibi Bezos, Tesla'nın sahibi Musk ya da Microsoft'un sahibi Gates neler açıklamıştı? Sizce bu ne kadar normal? Mesela bugün oturduğunuz ev acaba gerçekten size mi ait? İşte yeni dünya düzeninde bunu sorgulayacaklar. Şöyle diyecekler, aslında bu ev sizin değil. Neden mi? Çünkü devlet size izin verdiği için siz o evi yapabildiniz. Devlet yine size izin verdiği için o araziyi aldınız ve devlet size oturma izni verdiği için siz o evde şu an oturuyorsunuz. Yani oturduğunuz yerin asıl sahibi siz değilsiniz. Devlet orayı size kiraladı. İşte üst aklın kurmayı planladığı devlet yapısı da elinde avucunuzda ne varsa sizden alacaklar. Daha sonra bunları size tekrar sunacaklar. Ancak bunun karşılığında sizden bir şeyler isteyecekler. Şunu 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 yapmayı bize taahhüt edersen sana televizyonunu geri verebiliriz. Şunu şunu yapmayı taahhüt edersen sana araba kiralayabiliriz şeklinde pek çok şekilde aslında kimsenin bir mülkü olmayacak. Herkes mülkünü yapabildikleri çerçevesinde yapabildikleri kadar kiralayabilecekler. Ve işin daha da garibi 2025 yılı bunun için bir milat olarak gösteriliyor. Günümüzde mülkiyetsizlik anlaşmalarına bakacak olursak zenginlerin de yavaş yavaş mülklerini bağışlamaya başladıklarını göreceksiniz. 2025 yılı 2-3 defadır söylüyorum. Hem yeni bir virüsün ortaya çıkacağından, hem mülkiyetsizliğin ortaya çıkacağından, hem cinsiyetsizliğin ortaya çıkacağından bahsediyorum. İşte bundan sonraki zamanlarda size bunlardan bahsedeceğim. Sırlar Alemi kanalında bu konuları daha da detaylı anlatımları üzerine pek çok video izleyeceksiniz. Ancak ilk başta söylediğim gibi sizin de kafanıza takılan soru işaretleri varsa lütfen yorumlar kısmında yazın, hep birlikte araştıralım. En başta dediğim şeyi tekrar etmek durumundayım. Lütfen abone olun. Abone olanlar bana çok büyük destek veriyorlar. Bildirim ziline de tıklamayı unutmayın ki yeni videolar yüklediğimizde ya da yeni yorumlar yapıldığında mutlaka sizin de haberiniz olacaktır. Bir de videoyu sosyal medyanızda paylaşırsanız bana en büyük iyiliği yapmış olacaksınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.